Ahlatçı Yatırım beklenti raporunu sunar. Efendim, beklenti raporundan iyi sabahlar dilerim. Haftanın son işlem gününde özellikle kur tarafındaki hareketliliği de konuklarımla konuşmaya devam edeceğiz ama gün içerisinde bakalım piyasalar hangi verilere odaklanacak? Açıklanacak gün içerisindeki ekonomik takvimimize bakalım. Gelsin bakalım ekonomik takvimimiz. Bu piyasalar bakalım neye odaklanıyor olacak? Şu anda bugün biraz daha sakin bir günden bahsediyoruz. Saat 9 itibariyle İngiltere sanayi üretimini karşıladık. İngiltere'nin ticaret dengesini karşılarken bugün ise saat 19'da ABD Vestel raporunu karşılıyor olacağız. Özellikle bundan sonraki süreçte biraz daha seçim odaklı gündemin olduğunu da bahsedebiliriz. Yerelde ise yurt içinde ise S-400 meselelerine yönelik de yine haber akışlarını takip ediyoruz. Bunun haricinde Merkez Bankası'nın 22 Ekim toplantısı öncesinde herhangi bir olağanüstü bir toplantı gerçekleşir mi? Buna yönelik de yine tartışmalar devam ediyor. Takvim dışı herhangi bir müdahale olur mu? Bunlarla ilgili de yine tartışmalar devam ediyor. Konuklarımla da değerlendirmeye devam edeceğiz. Peki haber akışına bakalım. Hangi haberler piyasalarda etki yaratmaya devam ediyor? Gelsin bakalım haber akışlarımız. Evet. İlk maddemize bakacak olursak Beyaz Saray'dan Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi'nin koronavirüs krizinden hasar gören ekonomiye yönelik teşvik paketinin bireysel önlemler kısmını geri çekme fikrinin ardından rota değiştirerek tekrardan geniş kapsamlı bir teşvik paketinin sinyalini verdi. Nasıl bir teşvik paketi istediğimizi açıkça belirttik diyen Beyaz Saray Sözcüsü. Ardından gazetecilere sözlerini daha büyük bir teşvik paketine açık olunduğu şeklinde de netleştirdi. Farah Demokratların 2.2 trilyon dolarlık planına yönelik muhalefeti de yineledi. Şunu söylemiş olalım, özellikle hisse senedi tarafında Trump'ın bu teşvik paketine yönelik müzakereleri durdurması ve seçim sonrasına attığım bu teşvik paketini demesinin ardından Beyaz Saray birazcık daha geri adım atmış ve 2.2 trilyon dolarlığın da üzerinde çok daha büyük bir teşvik paketini seçim öncesinde halkın fikrini değiştirebilmek adına da sunmuş gibi görünüyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Hisse senedi tarafında ise özellikle büyük bir rally'nin yaşandığından da bahsedebiliriz. Küresel bağlamda rally yaşanıyor. Bunu da söylemiş olalım. TL varlıkları ise bu tarafta biraz daha entegre olmakta zorlanıyor ve negatif ayrıştığını da bahsedelim. Bunların altında yatan S-400 haberi bir taraftan. Bir taraftan ise kurun yükselen kur nedeniyle hisse senedi tarafında tam da istenen randıman yakalanamıyor. Buradaki hikaye nedir? Beklenen hikaye nedir? Bunların her birini yine konuklarımla konuşmaya devam edeceğiz. Diğer bir başlığımız ise petrol ihraç eden ülkeler örgütünün 2045 yılına kadar küresel ekonomi, petrol ve enerji talebiyle arzına ilişkin orta ve uzun vadeli tahminlerini içeren 2020 Dünya Petrol Görünümü raporuna göre yeni tip koronavirüs salgını enerji ve petrol talebinde şimdiye kadar yaşanan en sert düşüş neden oldu. Geçen yıl günlük 289 milyon varil petrol eşdeğeri seviyesinde olan küresel birincil enerji talebinin 2045'te günlük 361 milyon varil petrol eşdeğerine ulaşması da öngörülüyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Diğer bir başlığımız ise IMF'den geliyor. Uluslararası Para Fonu yeni tip koronavirüs salgınına karşı uygulanan sıkı karantina önlemlerinin uzun vadede ekonomik toparlanmayı hızlandırabileceğini ortaya koydu. Raporda karantina önlemleri kaldırılsa bile sağlık riskleri devam ederken ekonomiler potansiyelin altında işlemeye devam edecektir ifadesine de yer veriyor. Oldu. Bunu da hatırlatmış olalım. VTBI'dan yine Capital'dan Perşembe günkü bankacılık raporuna ilişkin Türk bankalarına yönelik de haber geldi. Türk bankalarının tarihsel olarak en cazip değerleme seviyelerinde olduğu da belirtildi. Türk bankacılık sektörünün kazanç büyüme performansının son 10 yılda fazlasıyla zayıf olduğu belirtilirken, dolar açısından da enflasyon trendinin bile altına indiği değerlendirildi. Bu duruma birçok faktörün neden olduğu ancak asıl nedeni ise risk maliyetinin tarihsel ortalamaların
çok daha üzerinde olması gerektiği de gösterildi. Ancak yine de mevcut kazanç seviyelerinde bile Türk bankalarının değerlemelerde cazip göründüğü de ifade edilmekte. Bunların da altını çizilmekte. Özellikle bankacılık hisselerinin biraz daha istenilen randımanı yakalayabilmesi adına da bu raporun da önemli olduğunu söylemiş olalım efendim. Bu kez hisse senedi tarafında küreselde bir rally söz konusuydu. Fakat baktığımız süreç içerisinde dün TL varlıkları burada negatif ayrıştı ve bu rally'e katılamadı. Bunun yanında kur tarafındaki hareketlilik devam ediyor. Bunların ayrıntılarını konuşmak üzere araştırma müdürü Sevgül Yırtan Düzgün'e gidelim. Selamlar Sevgül Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Pelin Hanım, hoş bulduk. Şimdi az önce de bahsettim, küresel bağlamda teşvik haberiyle beraber Trump'ın biraz daha geri adım atıp ardından Biden'ın, yani demokratların bu 2.2 trilyon paketin de üzerine çıkabilecek daha geniş kapsamda bir paket haberi Beyaz Saray'dan geldi. Piyasalarda küresel bağlamda ciddi anlamda da rally yaşanıyor. Ve dolayısıyla ama TL varlıklarına, BIST 100 endeksine baktığımız zaman özellikle bu rally'e eşlik edemedi ve negatif ayrışıyor. Öncelikle buradaki açılış beklentinizi soracağım size. Bunun sebeplerini, altında yatan hikaye nedir? Kalıcılık olur mu? Bundan böyle trendin değişmesini bekliyor muyuz? Evet. Haftayı hatırlarsanız ABD Başkanı Trump'ın taburcu edilmesi etkisiyle pozitif yönde başlamıştık. Ve hafta genelinde de ABD teşvik paketine ilişkin haber akışları piyasalarda dalgalanma yarattı. Öte yandan haftanın ilk yarısında Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin toparlanması için daha fazla mali desteğe ihtiyaç olduğunu belirtmişti. Ve yine Trump tarafından müzakerelerin durdurulduğu yönünde bir açıklama gelmişti. Fakat haftanın ikinci yarısında teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışları, özellikle dün Trump'ın havayolu şirketlerine yönelik destek paketini ve ekonomik tedbirleri açıklamasıyla risk iştahı yeniden yükselmişti. Ve bu teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmeler küresel borsalarda olumlu bir havayı arttırdı ve risk iştahını yükseltmişti. Yurt içinde ise Doğu Akdeniz'le ilgili gelişmeler ve S-400 konusunun tekrar gündeme gelmesi bizim negatif ayrışmamıza neden oldu. Ve kurda görülen yükselişte endeksin hareketini, yukarı yönde hareketini sınırlandırdığını düşünüyoruz. Endekse teknik olarak baktığımızda ise 22 Eylül'de 200 günlük ağırlıklı ortalama noktasının yaklaştığı 1084 puanda destek bulduğunu ve bu seviyenin görülmesinin ardından bir kısa vadeli yükselen trendin etkisine girdiğini görmekteyiz. Bu haftada bu yükselen kanalın üst puanı 1175 puanı test etmiş ve buradan kısa vadeli yönün aşağıya döndüğünü izlemiştik. Son iki günlük işlemlerde de satışların bu kanalın alt bandına yakın bir seviyede karşılandığını izlemekteyiz. Özellikle de 1150-1145 bandını önemsemekteyiz. Bu bandın korunması halinde yeniden 1170 seviyesi ve ardından bu son iki haftalık yükselen kanalın üst bandı 1180'in hedef olacağını düşünmekteyiz. Aşağı yönde 1130 ve 1115 50 günlük ağırlıklı ortalama önemli destekleri oluşturmaktadır. Yukarı yönde de söylediğim gibi 1170 ve 1180 seviyeleri önemli dirençleri oluşturmaktadır. Endekse dolar, TL kurundaki yükselişin etkisiyle dolar bazında oldukça aşağı çekildiğini görmekteyiz. 1.45 sente geriledi dün itibariyle. Dolar bazında 1.40 ve 1.38 bandı önemli bir destek bölgesini oluşturmakta uzun vadeli. Yukarıda da 1.50 sent seviyesi uzun vadeli direnç noktasını oluşturmakta. Bugüne dair beklentilerimize geçecek olursak, ABD borsaları dün yine teşvik beklentiye ilişkin olumlu haber akışıyla günü yükselişle kapattı. Hafta başında destek paketine yönelik müzakereler ABD seçimleri sonrasında öteleyen Trump, dün yaptığı açıklamada destek paket için masaya tekrar dönülebileceği sinyalini verdi. Demokratlar tarafından da gelen olumlu açıklamalarla piyasalarda risk iştahının yeniden yükseldiğini görmekteyiz. Yine bir gün önce de Trump havayolu şirketlerine yönelik destek paketi risk iştahını arttırmıştı. Bu sabaha baktığımızda ABD vadeleri pozitif bir havada, Asya borsaları da çoğunlukla yükseliş yönünde hareket etmektedir. Küresel piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle BIST 100 endeksinin güne pozitif bir görüntüyle başlamasını beklemekteyiz. 1145-1160 seviyesi gün içi trend yönünde belirleyici bir bant olarak görülebilir. Sevgili Hanım, bir taraftan da yine kur tarafında gözümüz. Özellikle kur tarafına baktığımız zaman
her gün böyle günlük 5 kuruşun üzerinde atışlar gerçekleşiyor, artışlar gerçekleşiyor. Şimdi bu taraftaki beklentiniz nedir? Özellikle şunu da sormak istiyorum. İşte kurum olarak mesela takvim dışında herhangi bir toplanma bekliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bir müdahale gelir mi? Çünkü şu anda aslında o psikolojik seviye diyebileceğimiz 8 bandına çok yaklaştı. Ne dersiniz? Şimdi esasında dolar TL kurundaki yükseliş de borsayı aşağı yönde çektiğini ya da yükseliş sınırladığını izlemekteyiz. Genel anlamda baktığımızda mevduat tarafında faizlerde getiri, hala reel getirinin sıfıra yakın olduğunu görmekteyiz. Öte yandan Doğu Akdeniz ile ilgili riskler de devam etmekte. Ayrıca ABD seçimleri izleniyor. Biden'ın şu anki anketlerde Trump'a göre 8-10 puan önde olduğu söylenmekte. Ve ki Biden seçilirse de S-400'lerle ilgili yaptırım endişeleri gündeme getirmekte. Öte yandan son enflasyon verileri beklentilerin altında kalmıştı. Ancak dolar TL'de bu son iki haftada hızlı bir yükseliş yaşadık. Bunun önümüzdeki dönemlerde enflasyonu etki edebilme endişesi var. Bundan sonraki aşamada Merkez Bankası toplantısı 22 Ekim'de yapılacak ama bu kurdaki hareketin trenlenmesi için bence bir faiz arttırımı ve de jeopolitik risklerin azalması gerekmektedir. Ben 22 Ekim toplantısı öncesinde Merkez Bankası'nın ani bir toplantı yapmasını beklemiyorum açıkçası. Belki sıkılaştırma politikalarıyla ya da söylemlerle müdahale söz konusu olabilir. Bu şekilde. Teşekkür ediyoruz sevgili Yırtan Düzgün, aktarmış olduğunuz bilgiler için diyelim efendim. Özellikle piyasalara değinelim bu kez. Piyasalarda bakalım rakamlar bize ne ifade ediyor. Ardından stratejist Aydın Eroğlu ile birlikte de rakamları yorumlamaya devam edeceğiz. Evet, BIST endeksi dünkü küreseldeki ralliye katılamadığından bahsettik. 1150 seviyesinden işlem günü kapattı. Bakalım bu süreç içerisinde küresele dair olabilecek mi yoksa haber akışları etkili olan bir güne mi yine merhaba diyecek. Dolar TL'ye bakacak olursak, dolar TL'de gün içerisinde gece saatlerinde de yine 7.96 yeni zirveyi test ettikten sonra şu anda 7.94 seviyelerinde 0.04'lük yani yatay pozitif diyebileceğimiz 7.94'ten işlem gördüğünü hatırlatmış olalım. Euro TL'de ise 9.35'lere varan bir hareket söz konusu. Sepet kurda bir yükseliş var, 8.64 seviyesinden işlem görürken gram altında ise yükseliş devam ediyor. 487 liradan işlem gördüğünü bahsedebiliriz. Burada da 1 puana yakın, yarım puanın üzeri 0.74'lük artıyla işlem görüyor diyelim. Evet, endeks tarafına gidelim bakalım. Asya tarafındaki nasıl bir sabah merhaba dedi. Çin Şangay özellikle 1.75'lik artıyla tatil sonrasında 3274 seviyesinden işlem görürken Japonya Nikkei endeksinde 0.21'lik eksiyle 23.596 seviyesinden işlem görüyor. Hong Kong piyasalarında ise yatay negatif 0.01'lik eksiyle 24.190'dan işlem görürken Hindistan Sensex ise 0.83'lük artıyla 40.518 seviyesinden işlem gördüğünü bahsedebiliriz. Evet, Asya borsalarından sonra bu kez ise Avrupa borsalarındaki tablo nasıldı? Bir de oraya bakalım. Avrupa borsalarında Eurostoxx, Fransa ve İngiltere FTSE'de eksi, yani burada satış görülmekte 0.12'lik eksiyle Eurostoxx endeksi 3259'dan işlem görürken Fransa 0.05'lik yatay negatifle 4922 seviyesinden, İngiltere FTSE endeksi ise 0.05'lik eksiyle 5993 seviyesinden işlem gördüğünü hatırlatmış olalım. Avrupa borsalarından sonra ABD endeksleri teşvik paketinin yine piyasaları şenlendirdiği ABD'den, Beyaz Saray'dan haber geldi ve bu borsalar üzerinde bir nevi pozitif bir havada dün itibariyle yarattığını söyleyebiliriz. Bu kez S&P 500 ve Nasdaq'ta yükselişler 0.05'lik yatay pozitif diyebileceğimiz 3447 seviyesinden S&P 500 işlem görürken Nasdaq endeksinde ise 0.10'luk artıyla 11570 seviyesinden işlem görüyor. Dow Jones endeksinde ise yatay negatif 0.06'lık eksiyle 28402 seviyesinden işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Tahvil faizlerinde bu kez nedir? Tahvil faizlerinde de özellikle
müzakerelerin durdurulmasına yönelik yine fiyatlama görülmüştü. Bu kez ABD 2 yıllığına bakıyoruz. 2.65'lik yön aşağı 0.1 seviyesinden fiyatlanırken ABD 10 yıllığında ise 0.77'den 0.75'e ardından tekrardan şu an 0.76'lara yükselirken 2.04'lük bir baskı görülmekte. ABD 30 yıllığında ise 1.01'lik aşağı yön ile 1.57 puandan işlem görüyor diyebiliriz. Emtia tarafında nasıl? Emtia tarafına özellikle bakalım. Ons altında tekrardan 1900 doların üzerine 60 gibi görünüyor. Özellikle 1900 doların üzerinde çok fazla kalıcılık sağlayamıyor. 1830'lara kadar geri çekilen ons altında tekrardan yükseliş devam ediyor. 0.69'luk artıyla 1900 6 dolar seviyesinden işlem görürken Brent petrolde yine 40 ve 43 dolar bandı arasında sıkışıp kalan Brent petrolde özellikle şu anki fiyatlama 43.33 dolar seviyesinden işlem gördüğünü bahsedebiliriz. Burada 0.67'lik bir eksilik söz konusu. Ham petrole bakacak olursak ise 2.5 puanın üzerinde artıyla 41.32 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bakalım buradaki teşvik haberleri üretimin devam etmesi petrol tarafında da nasıl bir etki yaratacak? Bunu da konuklarla konuşmaya devam edeceğiz. Evet efendim, özellikle gün içerisinde dün itibariyle de kurdaki hareketlilik devam ediyor derken hisse senedi tarafında da yine aynı şekilde burada gelişmekte olan ülkeler artıdayken TL varlıklarının bu artıya biraz daha entegre olamadığını gördük. Bunların ayrıntılarını konuşmak üzere konuğum Aydın Eroğlu olacak. Stratejist Aydın Eroğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Aydın Bey. Hoş bulduk. Günaydın Pelin Hanım. Günaydınlar. Şimdi dün küresel tarafta rally gördük. Ama gelin ki bizim tarafımıza baktığımız zaman o rally bize yansımadı. Negatif ayrıştık. Hem kur tarafında gelişmekte olan ülke para birimleri tarafından baktığımız zaman hem de hisse senedi tarafında negatif ayrışan bir TL varlıkları söz konusuydu. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Gelişmekte olan ülkeler kurları pozitif ayrışırken TL varlıklarındaki bir takım haber akışlarıyla TL'ye baktığımız zaman negatif ayrışan bir TL gördük. Bunun alt kalemleri ve ikincisi direkt şuna odaklanıyoruz. Merkez Bankası bundan böyle bir müdahale gelir mi? Çünkü günlük içerisinde 5 kuruşun üzerinde atan bir kur söz konusu. Yani her gün 5 kuruş 5 kuruş şeklinde gidiyor ve 8 lira seviyesine de gelmiş durumda. Merkez Bankası'nın toplantısı 22 Ekim'de. 22 Ekim öncesinde bir hamle bekler misiniz? Bunun akabindeki buradaki hikayelerimiz ne olacaktır? Şimdi genelde Merkez Bankası teamüllerinde toplantılarda faizlere müdahale ediyorlar ama çok örneğinde acil durumlarda da her an müdahale etme hakları ve etkileri imkanları var. Bunu yapmalarını şimdilik beklemiyorum ben. Yine 22 Ekim'i bekleyeceklerdir düşüncesindeyim. Ekstra bir kurda sert hareket devam ederse belki kalkışırlar ama bunu şimdilik beklemiyorum. Şimdi bu sorun, yaşadığımız sorun bizim nedir? Artan, gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkartılan yeni teşvik paketlerinin, gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan yeni teşvik paketlerinin gelişmekte olan ülke piyasalarına yönlenmesi yönünde bir beklenti var. Bunlar bizim dışımızdaki diğer gelişmekte olan ülkelerde pozitif etkiler yarattı. Fakat biz onlardan negatif ayrıştık. Çünkü bizim jeopolitikte ve kendi iç özelimizde bir takım olumsuz gelişmeler var. Bir tanesi S-400'leri test amaçlı NAVTEX ilan etmemiz bu Batı'dan, Amerika'dan tepkiyle karşılandı. Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızın karşılıklı gerilimin devam ettirmesi, Libya'da bizim desteklediğimiz hükümetin istifa ediyor olması ve Türkiye aleyhinde ve hükümet aleyhinde de Libya'da bir takım gösterilerin yaşanıyor olması. Bunlar jeopolitikte bizim yaşadığımız sorunlar. Tabii yaklaşan Amerikan seçimlerden Biden geçtiği takdirde acaba Türkiye'ye karşı tavrı öncesinden sinyalini verdiği gibi olumsuz mu olacak korkuları, endişeleri jeopolitikte. Kendi iç özelimizde ise Pelin Hanım baktığımız zaman birkaç not almıştım ben. Brüt rezervlerimizde 25 Eylül haftası yine 1 milyar dolarlık eksilme var. Brüt rezervlerimiz dolarda 41 milyar dolar
4.4 seviyesine düşmüş. Burada eksilme devam ediyor. Aynı zamanda hazinenin nakit dengesine baktığımızda hazinenin nakit dengesi Ağustos'ta 30.3 milyar artıyken Eylül'de 30.8 milyar eksi. İhracat endeksine baktığımızda Ağustos'ta 52.4 iken Eylül'de 51.9. Yani bunlarda olumsuz gidişatın sürdüğünü görüyoruz. Yabancıların borsa takasına baktığımızda tarihinde en düşük seviyelere doğru düşmenin halen devam ettiğini, halen satışların geldiğini görüyoruz. Borçlanma maliyetlerine baktığımızda ortalama fonlama maliyeti 11.45 liraya çıkmış durumda Pelin Hanım. Biliyorsunuz 11.75 gecelikte zaten üst sınır. Biz neredeyse üst sınırdan piyasaları fonluyor oluyoruz. Artan kurlarla birlikte reel enflasyonun halen negatif farkı olması dolayısıyla maalesef piyasalarda bir güvensizlik sürüyor. Biz bu nedenle de dolar kurunun, euronun yukarı doğru çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. Merkez Bankası bu ortamda bir tane pozitif bir gelişme var. Sadece bu kadar negatifin arasında yurt dışı yerleşiklerin devlet iç borçlanma senetlerine ekstra bir talebi gelmiş pozitif olarak. Bu 2018'den bu yana görülen en yüksek rakam 479 milyon dolar civarında bir talep var. Bu muhtemelen işte son Merkez Bankası faiz artışının yarattığı etki olabilir. Fakat bu gidişatla bizim enflasyonda beklenen verilerin altında kalmış olsak da detaylarına baktığımızda özellikle sanayi malı enflasyon detaylarında önümüzdeki aylarda enflasyonun yine yükseliş seyrini sürdüreceğini görüyoruz. Kurların böyle artması da özellikle enerjisinin %99'unu ithal eden Türkiye ekonomisi için her alanda enflasyonu baskılayacaktır diye düşüncesindeyim. O nedenle Merkez Bankası'nda yine bir faiz artışı beklentisi söz konusu. En az 150-200 baz puan daha bir faiz artışı 22 Ekim'de yapılması bekleniyor. Bunu yapar mı yapmaz mı? Kurlar buna göre yön bulacak. Ama öncesinde eğer kur seviyelerini şu anki gördüğümüz 7.95'in üzerinde bir atak yapar şeklinde görürsek ani bir müdahalede görebiliriz. Ben şimdi bunu beklemiyorum. Ama kurların da 22 Ekim'e kadar eğer yurt dışından yeni bir swap ya da likide girişi haberi çıkmadığı takdirde yukarıya seyrinin sürebileceğini düşünüyorum Pelin Hanım. Ya Aydın Bey, özellikle Katar'la Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la görüşme gerçekleştirdiği zaman tekrardan akıllara bir swap haberi, yani tekrar bir swap haberi mi geliyor bir şekilde, çünkü biz konuşuyorduk bunu, alternatif merkez bankalarını da konuşuyorduk, işte FED konuştuk, FED tarafından bir yani böyle bir şey yok diye yine direktif geldi. Bununla birlikte mesela işte acaba dedik Çin tarafıyla mı olacak derken, şimdi tekrardan bu haberleri fiyatlayan bir piyasa görebilir miyiz? Böyle bir şey, siz hamle, böyle bir hamle bekliyor musunuz? Çünkü birkaç merkez bankası haberi verilmişti bakanlık tarafından özellikle. Ama gelişimi göremedik. Yani bunları söylediler ama iki aydır hepimiz, sizler, bizler, hepimiz tüm finans ve analistler çevresindeki insanlar bunu beklediğimiz halde bu yok. Evet. Son olarak Cumhurbaşkanı'nın hızlı bir Katar ve Kuveyt ziyareti oldu. Muhtemelen bu finansman desteğiyle alakalı yapılan ziyaretler bunlar. Şimdi olabilir Katar'dan bir finansman rakamı görebiliriz. Fakat sadece Katar'la bu işin sürüyor olması, Amerika ile jeopolitik risklerin devam etmesi, Doğu Akdeniz kaynaklı Avrupa Birliği'ye de sorunlarını sürüyor olması maalesef problem bilmem. Aslında Türkiye'nin bu gidişatı çok hızlı şekilde düzene girebilir. Avrupa Birliği ile yaşadığımız destleşmenin neticesinde biz ipler kopacak diye düşünürken eğer Yunanistan'la bölgesel bir takım uzlaşmaları yapabilirsek bir anda tam tersi, işte vize serbestliği ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dahil olmasıyla alakalı yeni havuçlarla pozitif bir ortama girebiliriz. Ama şu anki görüntü maalesef bunun bir süre daha olmayacağını gösteriyor. Amerika seçimleri bittikten sonra kazanacak olan başkanın kim olacağına göre Türkiye'yi değerlendirmeye devam edecekler gibi geliyor. Bu risk varken de Türkiye'ye Katar dışında birinden para gelme ihtimalini çok kuvvetli görmüyorum ben. Aynı zamanda zamanında biliyorsunuz bir iki ay evvel Çin'le de alakalı yüksek bir swap söylentisi dolaştı. Ama orada da gerçekleşen bir konu olmadı. Bu gerçekleşmeyi görmediğimiz takdirde kurdaki baskı maalesef devam edecek. Kur yükseldiği müddetçe de bu bizim bankacılık endeksimizde, piyasalarda, her alanda
baskı olarak önümüzde duruyor Pelin Hanım. Ama bu takvim dışı yapılmayacaksa eğer Merkez Bankası toplantısında 22 Ekim'e kadarki olan süreçte herhangi bir sözlü müdahale de bulunulmayacaksa da fazla geç kalınmış olmayacak mı? Yani biz bunu Ağustos itibariyle aslında bir takım analiste diyordu ki Ağustos'ta aslında bir faiz artırımına gitmesi lazım ama inanç yoktu. Şimdi Eylül'de de keza aynı şekilde inanç yoktu. Sürpriz oldu. 200 bas puan artırıldı. Bu kez ise 22 Ekim'i beklenmesi biraz daha tartışma yaratıyor şu anda. Buradaki fikrinizi de öğrenmek istiyorum borsa tarafına geçmeden önce. Şimdi Pelin Hanım, yani sizin bu konudaki yorumlarınızı biliyorum, onları da takip ediyorum bu şekilde. Şimdi normalde Merkez Bankası bankalarının bilinir olması lazım, tahmin edilebilir olması lazım ki piyasalar kendilerini onlara göre sürpriz olmadan hazırlayabilsinler. Fakat bizim birkaç senedir merkez bankalarımızı faiz kararlarını hiçbirimizin doğru dürüst tahmin edebildiğini göremedik. Neden? Çünkü yapılması gerekenle Merkez Bankası'nın yapacak olduğu kararların çok farklı olduğunu gördük şimdiye kadar. Biliyorsunuz 2018 ve öncesinde de döneminde de arka arkaya faiz arttırımları enflasyona rağmen yapılması gerekir diye beklerken Merkez Bankası'nın yapmadığını, bilakis düşürdüğünü gördük. Ama en sonunda ne oldu? Kurların ekstra düşünmenin üzerinde artması nedeniyle 1125 bas puana çıkan çok hızlı faiz artışları geldi. Arka arkaya iki defada 625-500 puanlık faiz artışı yaşadık. Halbuki zamanında belki 200 bas puan bir faiz artışı yapılsaydı ne kur öyle yükselecekti ne de biz sonrasında 1125 bas puanlık toplam bir faiz artışı yapacaktık. Şimdi yine aynı durum söz konusu. Hatırlarsanız son 200 bas puan faiz artışını yaptığında birçoğumuz aslında en az 200 bas puan bir faiz artışı yapılması gerektiğini ama baskı nedeniyle Merkez Bankası'nın yapmayacağını düşünüyordu. Ama bizi şaşırttı. Muhtemelen döviz kurunun zorlaması nedeniyle Merkez Bankası yapması gerekeni yaptı. Şimdi yine de geriden geliyorlar. Biz reel enflasyonda şu an açıklanan enflasyonun Merkez Bankası hedeflerinin üstünde seyrediyoruz. Bu kurlar işte ne bileyim gelen enflasyon verilerinin detayları enflasyonun %14'lere doğru çıkacağı yönünde bir izlenim veriyor. Hal böyleyken reel faizde biz eksiyiz. Şimdi bu eksiyi biz kapatmazsak ve yurt dışından da finansman desteği bulamazsak maalesef tabii ki dediğiniz doğru Merkez Bankası geç kalıyor. Yani geç kaldıktan sonra yapılan faiz artışları gördük geçmiş dönemde. Çok sert bir faiz artışı gelince dövizi frenleyip düşürebiliyorsunuz. Ama enflasyon itibariyle ülkeye verdiğiniz hasarı hemen geriye alamıyorsunuz. Şimdi çünkü kredi faizleri de buna paralel aynı sertlikte yukarı çıkıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz yapılması gerekeni yine yapmazsak, 2 sene öncesinde olduğu gibi gerekli faiz artışlarını zamanında gerçekleştirmezsek, çok daha fazlasını yaptığımız takdirde kredi faizleri 40'lar gibi seviyelere çıktığında nasıl konut piyasası durmuştu? Yine benzeri yaşanırsa, peki 2 yılı ödemesiz %5 peşinatlı sattığımız konut kredilerinin ödeme tarihleri geldiği zaman o zaman bu konutları alan insanlar ne yapacak? Muhtemelen bankalara konutlarını teslim edecek. Bu hem bankalarda hem o sektörde ciddi bir kriz olmasına sebep olacak. Bunun yaşanmaması için Merkez Bankası gecikmeden faiz kararını adımını atması lazım. Faizlerin artmasını hiçbir ekonomi ve hiç kimse istemez. Bizler de istediğimiz için söylemiyoruz. Ama realite de enflasyon ve kur arasındaki makası kapatabilmek için maalesef yapmak, faiz arasındaki makası kapatabilmek için maalesef yapmak zorundasınız. Dünyada faiz, enflasyon diye bir sorun kalmadı. Yani bizim gibi belki Arjantin'i, Venezuela'yı sayıyorsunuz. Peki kendimizi bu iki ülkeyle denk mi tutuyoruz? Yani hiçbir ülkede bu para bolluğunun olduğu ortamda faiz, enflasyon yokken biz bu sorunu çözemedik hala Pelin Hanım. Çünkü üretim problemimizi halledemedik. Hala yüksek teknoloji ürünleri %3,5 üretimin içinde. Yapısal reform her şeyden önemli. Bunları ön plana çıkartmamız, ısrarla da üstünde durmamız lazım. Ama maalesef onlarda da işte bir takım ihmallerin hala sürdüğünü görüyorum ben. Evet, bu tarafta da özellikle yerli yatırımcıyı da TL'ye yani dolar alımını durdurmak değil de artık elindeki o dolarizasyonu nasıl çözümü? Çünkü yerli yatırımcıya evet. Bakıyorum bu seviyeden artık almaya da çekiniyor. Yani o tarafta artık bir doygunluk da oluştu.
fakat ellerindeki doları tutmaya devam ediyorlar. İşte enflasyon meselesi de burada devreye giriyor. O dolarizasyonun tek çözümü, yani çözümün en büyük nedenlerinden bir tanesi de enflasyonu düşürmek olacaktır diye söyleyebiliriz. Bir taraftan ben artık hisse senedi tarafına dönmek istiyorum Aydın Bey. Forex anketimiz geldi. Analistlerin yapmış olduğu, işte Forex'in 31 aracı kurum analistiyle yapmış olduğu ankette en yüksek beklenti artı 6.10 puan olurken en düşük beklenti ise 0.81 puan olarak gerçekleşti. 31 analistin tamamı günü pozitif bir şekilde açılmasını bekliyor. Dün günü 1.92 puan düşüşle 1150 seviyesinden de kapatmıştı. Öncelikle sizin beklentinizi merak ediyorum. Küresel ralli yaşandı fakat biz çok fazla entegre olamadık. Siz ne dersiniz? Evet, şimdi ben de 0.4 civarlarında bir artıyla başlarız yurt dışındaki beklentilere, yani yaşananlara istinaden gibi diye düşünüyorum. Ama teknik grafiğe baktığımız zaman kritik seviyeler var. Şimdi net konuşamıyorum o kadar rahat ama aralıklar verebilirim. Yani 1159 seviyesini yukarıda kırabilirsek biz ona göre tekrar 1171 ve üzerinde 1200'lere gidebilecek bir yükselişe yönelebiliriz. Böyle bir görüntü şu anda görmüyorum. Risk olarak 1141 ve 1137'de iki alt önemli desteğimiz var. Bu seviyeleri aşağı kırmamız halinde satışlar biraz daha artıp 1122'deki Bollinger desteğine kadar gelmesine neden olabilir. Bu boyutta da bir riski çok fazla görmüyorum. Biz sanırım biraz sıkışmış bir endeks yaşayacağız. 1137 ile 1159 arasında bu haftayı kapatırız diye düşünüyorum Pelin Hanım. Hafta sonu yaşanan gelişmelerle önümüzdeki hafta yön daha netleşecektir gibi. Peki burada şuna da değinmek istiyorum. S-400 meselesiydi. Bunun yanında işte yine Trump-Biden seçimi vesaire, hani bunlar tamamen etkiliyor diyoruz. Fakat bundan sonraki süreçte biraz daha şu anda mesela dün gelen menkul kıymetlere bakacak olursam, yabancılar küçük de olsa hisse senedi tarafından bir alım gerçekleştiriyor. Bunun devamını bekliyor muyuz? Bu S-400 meselesine yönelik, çünkü bir tedirginlik yaratan durum da var. Kurun yükselişi bir taraftan yine tedirgin ediyor. Dolayısıyla bu yabancı tarafında bankacılık bağlamında da değerlendirecek olursak, çünkü o taraftaki ağırlıkları çok daha yüksek ve oraya akış olmadığı sürece, oradan da destek gelmediği sürece belki de istenilen seviyeler yakalanamayacak bir yüzde. Ne dersiniz? Evet, maalesef öyle. Şimdi yabancının net sattığı bir defa net. Yani henüz daha kısmi alımlarına bakıp da yabancı piyasalara döndü dememiz çok doğru değil. Biraz erkenci davranmış oluruz. Zaten satmayı düşünen insanlar, fonlar ara ara yükseliş talepleri, yani talep yaratıp piyasayı yukarı çekmeleri gerekir ki satabildiklerini istediği oranda satabilsinler ve çok da fazla düşürmeden satmayı başarabilsinler. O nedenle zaman zaman yabancı alımının geldiğini biz gayet doğal yani gördüğümüz. Ama bunun devamının Amerikan seçimleri bitmeden net bir şekilde ben geleceğini düşünmüyorum. Merkez Bankası bizleri şaşırtır, yapması gereken faiz artışını yaparsa, hele ki öncesinde yapmaya kalkarsa, o zaman yabancılardan özellikle bankacılık endeksine bir talep geldiğini görebiliriz. Ama Türkiye borsasında baktığımız zaman, dolar bazında incelediğimizde tarihi düşüklerde görüyoruz. Zaten bizi pozitif tutan işlerden bir tanesi bu oluyor. Lakin bankacılık endeksine baktığımızda onlar da tarihi düşük seviyelerinde olmasına, hatta yurt dışı kurumların buna dikkat çekmesine rağmen biz yaşanan kredi faiz artışının ekstra hızlı artması halinde ekonomide yeniden bir tıkanma söz konusu olursa kredi faizlerinin artması ile ilgili, bankaların vermiş oldukları kredilerin geri dönüşleriyle alakalı bankalar üzerinde ciddi riskler de var. Şimdi bunları da ifade ediyor yabancı fonlar, analistler biliyorsunuz. Böyle olduğu için de maalesef kurlarda bir çözülme olmadan, jeopolitik risklerde düşme yaşanmadan, yurt dışı finansal kaynaklarda da bir ilave gelişmeler yaşanmadan maalesef biz de yabancı girişlerinin sürmediğini, tam tersi satışların devam ettiğini görüyoruz. Bu belki önümüzdeki günlerde enerji kaynaklarıyla alakalı yeni rezerv tespitleri ortaya çıkarsa ve Doğu Akdeniz'de de bunların çıkarılmasıyla alakalı gerilimi bir şekilde çözer, bir şekilde bunun mutabakatını sağlayabilirsek, olası rezervler bizim yurt dışı finansman bulmamız konusunda
elimizi güçlendirebilir Finland'ın. Bu sene Türkiye'nin yaşadığı en büyük sıkıntı yaklaşık geçen yıl 34 milyar dolar civarında olan turizm gelirlerinin yarısından fazlasından mahrum kalması oldu. Giderler sürerken gelirlerde özellikle hizmet gelirlerinde sert düşüşler bizim dolar pozisyonlarımızda açık yarattı. Bunu telafi edemediğimiz için maalesef kurların yükseldiğini görüyoruz. Bir taraftan da yine havacılık sektörüne yönelik de endişeler söz konusu. Çünkü o tarafa bakıyoruz Aydın Bey aslında. İstenilen randımanı alamıyoruz. Vaka sayılarının artışı, ülkelerin seyahat koridorlarından birbirlerini çıkarmaları. Dolayısıyla yani buradaki tarafta da aslında havacılık sektörü biraz daha sekteye uğramış gibi görünüyor. Sizce orada dip görüldü mü? Ne dersiniz? Buradaki hikaye nereye doğru evrilir? Şimdi bu soru yaklaşık 1-2 aydır soruluyor biliyorsunuz piyasada. Herkes analistlere soruyor. Ben 1-2 aydır da görüşümü ısrarla söylüyorum. Hayır, görülmedi. Türk Hava Yolları'nın geçen yılla alakalı yolcu kaybı %64 seviyesinde. Şimdi pandemi vakalarının halen sert arttığı tüm dünya ve ülkemizde mesela size soruyorum. Uçakla çok rahat seyahat edebilme arzusunda olabilir misiniz? Ben değilim. Yani çocuklarımı alamıyorum. İki hafta evvel kardeşimi Antalya'ya bıraktım. Uçakla gelmesin diye hafta sonu yine gidip alıp geleceğim. Niçin? Olası bir pandemi riskiyle mümkün olduğunca ne kadar geç karşılaşırsak onu sağlamaya çalışıyor herkes. Şimdi pandemiyle alakalı da turizm sezonu nedeniyle belki biraz gevşek davranıldığını düşünüyorum ben. Belki de Ekim'in sonunda bununla alakalı bir takım tedbirlerin gelme ihtimali var. Şimdi bu tedbirler de olursa havacılık sektöründe maalesef bu sıkıntı biraz daha sürecek. Sorun da şu, şimdi bizim havacılık sektörümüz en hızlı büyüyen sektörlerimizden bir tanesiydi Pelin Hanım. Geçen yıla kadar da biz çok ciddi şekilde tüm havayolu şirketlerimizde uçak siparişleri, yeni uçak siparişleri vermiştik. Şimdi bunların paralarını dövizle ödüyoruz. Ama uçaklar uçamıyor. Şimdi sorun burada. Hem dövizle ödediğimiz paraların kur karşılıkları artıyor, hem de karşılığında gelir elde edemiyoruz. Bunların hedge mekanizmalarını kullandılarsa ne âlâ. Ama bunları yapmadılarsa havacılık şirketlerinde, ulaştırma şirketlerinde ciddi derecede yükler ve riskler var. Bu bir müddet pandemideki riskin bertaraf edildiğini görmeden sürecektir diye düşünüyorum ben. Aradaki alımları ise satabilmek için yarattıkları tepki yükselişleri yani ayıların sahte dünyası diye görüyorum. Evet, bir taraftan da yine izleyicilerimizden de bir soru gelmiş. Ben size sunmak istiyorum. Aydın Bey'in Aselsan hakkındaki görüşünü alabilir miyiz şeklinde yanıtlamak ister misiniz? Şimdi tabii yani grafikler önümde bu yönde gelen sorulara hemen cevap verebilirim. Şimdi Aselsan Türkiye'nin belki de yegane en iyi gelişen savunma sektörünün en önemli şirketi. Maalesef yaşadığımız gerilimlerle bağlantılı bize yurt dışından, Avrupa'dan ve Amerika'dan uygulanan ambargolar silah konusunda, en sonunda mesela Kanada'dan bir takım parçaların İHA'larla verilmemesi konusunda bu bizim savunma sektörümüzün lehimize gelişmesine neden oluyor. Burada da en çok iş Aselsan, Havaysan, TÜİK bunlara düşüyor. Aselsan'ı ben önümüzdeki dönemin en iyi şirketlerinden bir tanesi görüyorum. Lakin teknik olarak şu anda biraz bir gevşeme süreci içerisinde rakamlar olarak da 18.01'i gördü dün. 18.01'in altında 17.42 Bollinger desteğine doğru geri çekilmesi sürebilir. Burada yaşanacak olan şeyin belki kısmı bir geri çekilmeden sonra tekrar hissenin yukarıya hareketlenmesi ve 19.16'ları yukarıya kırdığı takdirde bir ters omuz baş omuz yükseliş formasyonunu tetiklemesi olacak diye düşünüyorum ben. Fakat öncesinde dediğim gibi biraz daha gevşeyebiliriz Pelin Hanım. Altta 17.42 son destek noktası diye düşünüyorum. 17.42'ye kadar da 17.70'te de 18.10'da da alım tepkilerinin gelebileceği 18.1'de de alım tepkilerinin gelebileceği seviyeler var. Aselsan yatırımcılarının çok korkulu rüya yaşayacaklarını, göreceklerini düşünmüyorum. Belki kısmi bir gevşemeden sonra yeniden iyi bilançolar ve pozitif bir sürece girecek görüşündeyim. Son bir dakikam var. Özellikle Aydın Bey yine bir soru geldi. Bunu söylemek istiyorum. Emlak Konuk GEO güvenli liman mı? Ne der Aydın Bey derler? Fikrinize sıkıştı. Şimdi maalesef hayır diyorum. Yani neden hayır diyorum? Merkez Bankası'nda faiz artışı bekliyoruz. Faiz artışı geldiğinde tüm kredi faizlerini aynı şekilde yukarıya çekecek. Şimdi böyle baktığımız zaman tabii
gayrimenkul şirketlerini çok güvenli liman olarak göremem ben. Geçmiş stoklarını çok hızlı sattılar. Bu bilançolar iyi gelecek ama kredi faizleri artarsa sonraki bilançolarda problem yaşayacaklar. Emlak gayrimenkul yatırım ortaklığının tek pozitif avantajı devlete ait bir kurum. Şimdi Kanal İstanbul vesaire gibi projeler ortaya çıkarsa, yani aktifleştirilirse, o zaman emlak gayrimenkul yatırım ortaklığına ciddi bir görev düşebilir bununla alakalı. Bu dinamik olmasına neden oluyor. Teknik olarak baktığımızda 1.69'da çok önemli bir desteği var. 1.69 evet. seviyesini aşağı kırmadığı takdirde çok sorun olacağını düşünmüyorum ama kırarsa uzak durmak gerektiği kanaatindeyim. Evet. Çok teşekkür ediyorum Aydın Eroğlu, aktarmış olduğunuz bilgiler için diyelim efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Birazdan ilk seansta Perihan Tantu ve Kutay Kolap sizlerle birlikte olacak. Görüşmek dileğiyle. Ahlatçı Yatırım, beklenti